Evet, şimdi de telefon attığımızda Yılmaz Özdil var sevgili seyirciler. Sayın Özdil, iyi akşamlar. İyi akşamlar Lale. Evet, acı kayıplarımız var diyoruz ama bir yandan işte o filmleri, o sohbetleri hatırlayıp gülümsüyoruz. Bir yandan da içimiz acıyor. Sizin de çok güzel şeyler söyleyeceğinizi biliyorum. Sözü size bırakıyorum. Hem Münir Özkul hem Aydın Boysan için neler söyleyeceksiniz? Valla tabii başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin her ikisine de. Yani Aydın Boysan açısından yani yurttaş olarak bir gözlemimi gerçekten aktarmak isterim. Yani kendi mesleğinin dışında bir kültür adamı olarak tanınıyordu ama özellikle rakı kültürünü, rakı adabını Türkiye'ye tanıtan bu aslında mutfak kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan rakıyı adabıyla Türkiye'ye tanıtan bir insandı. Bu aslında şu açıdan çok önemli. Çünkü ömrü boyunca rakı içen ve rakı kültürünü anlatan Aydın Boysan ömrü boyunca Türkiye'ye güzellikler kattı. Ama rakıya alkol diye bakıp ayran içenlerin ülkeye ne kadar büyük kötülükler yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında Aydın Boysan'ın vefatını biraz da bu açıdan düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Münir Özkul açısından yani elbette söylenebilecek bütün güzellikleri mutlaka benden önce katılanlar söylemiştir. Yani Amerika'da olsaydı Münir Özkul'un bugün ben iddia ediyorum 4 tane Oscar olurdu. Yani sanatçı yönü gerçekten doldurulamaz bir boyutta. Ama Hababam açısından bakarsak yani Kerli Mahmut, Mahmut Hoca açısından bakarsak yine bence Münir Özkul'un vefatıyla beraber hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bazı konular olduğunu sanıyorum. İşte Kel Mahmut, Güdük Necmi, İnek Şaban, efendime söyleyeyim, Kalem Şakir, Tarık Akan'ın efsane kişiliğinde vücut bulan Hababam. Evet. Şimdi tek tek bunlara baktığımızda aslında hepimizin içinde bulunduğu, hepimizin öğrencilik hayatından kendinden bir şeyler bulduğu bir efsane. Rıfat Ilgaz bunu oluştururken aslında Türkiye'nin şartları itibariyle Anadolu'nun çeşitli illerinden kopup İstanbul'a gelmiş bir öğrenci topluluğu ve vefakar, cefakar aynı zamanda kurnaz, uyanık öğretmen topluluğunun bir özetini oluşturmuştu. Yani Münir Özkul'un hayatında elbette sayısız tiyatro ve film sinema filmi var Evet. elbette ama hepimizde iz bırakan en önemli karakteri Mahmut Hoca karakteri. Şimdi buna baktığımızda Rıfat Ilgaz'ın bu efsane yapıtına baktığımızda Hababam sınıfına baktığımızda hepimiz kendimizden bir parça bulabiliyoruz. Mahmut Hoca'nın öğrencileri arasında Türkiye'nin bütün renkleri var. Yani şehirlisi, köylüsü, zengini, fakiri, kurnazı, şapşalı, inek şabanı hepsi var. Ama bir tek badem yok. Yani Evet. özenle incelediğimizde görüyoruz ki Türkiye'nin neredeyse DNA'sını çıkaran, bu kadar güçlü analizler yapıp yansıtan Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfına bir tek bademi koymamış olabilir mi? Bu sizce mümkün mü? Elbette değil. Dolayısıyla Kel Mahmut'un, Mahmut Hoca'nın ölümü vesilesiyle üzerinde bir kez daha düşünmemiz gereken gerçek budur ki bu karakteri bu topraklara kim ekti? Evet. Hepimizin başı sağ olsun. İyi ki vardı Münir Özkul. Bizi gerçekten çok güldürdü. Hani derler ya Allah da seni güldürsün. Allah da onu o tarafta güldürsün inşallah. Yine yaptınız yapacağınızı Sayın Özdil. Şimdi hem konuşurken hem de o filmler aklıma geliyor benim. Tabii bu haberi ilk duyduğumda
Çok karmaşık duygular yaşadım. Şimdi konuşurken de gözyaşım şuraya kadar geliyor ama o filmden kareler geliyor. İşte konuştuklarımızı duyuyorum. Birden bir gülümseme alıyor. Bu bambaşka bir şey. Yani kimsenin kolay kolay yapamayacağı şeyler bunlar. Her iki isim içinde. Elbette öyle. Yani 2003 itibariyle sanırım Münir Özkul işte bu maalesef demans hastalığının pençesine düşmüştü. Yani ülkenin son 15 senesinde olan bitenini göremedi. Ama mesela Tarık Akan'ı biliyoruz ki işte bir halk kahramanı olarak uğurlandı. Kemal Sunal'ın karakterini özellikle Vefa Lisesi'den arkadaşları gayet iyi biliyorlar. Yani aslında biraz da kendi yakın tarihimize baktığımızda sadece biz yurttaşların değil, biraz da bugün piyasada sanatçıyım diye gezinenlerin biraz ibret alması, biraz örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Bu insanlar işte Münir Özkul 1925, yani baktığımızda neredeyse Atatürk'ten beri bütün iktidarları görmüş, evet, yaşamış bir nesil. Bunların içinde zor dönemler olmuş, işte tek parti iktidarları olmuş, işte darbe dönemleri olmuş, zor günleri yaşanmış Türkiye'nin. Ama bakıyoruz ki İşte bu Münir Özkul gibi efsane sanatçılarımız ne kimsenin önünde eğilmiş, bükülmüş, hiçbir egemenin, hiçbir iktidarın uydusu olmamış, biat etmemiş insanlar. Sadece halkla ilgilenmişler. Halkın biraz daha mutlu olması, biraz daha sanata yakın durması için çaba harcamış insanlar ve aslında bugün onları bu kadar yücelten de bu. Yani ben bugün kendi sosyal medya hesabımdan bunu anlatmaya çalıştım. Yani bir kişi öldü ama Türkiye'nin bütün evlerinde cenaze var. Yani evet, bunu yapabilen güç sadece halkın kendisi. Bu insanlar halkın sanatçısı olmayı başardılar. Bugün sarayların, iktidarların nasıl diyeyim, dal kabuğu olarak sanatçıyım diye gezinenler, bir tane belediye konserinde sahneye çıkacağım, 3-5 kuruş para kapacağım diye, ne bileyim işte bir tırışkadan televizyon dizisinde 2 bölüm oynayacağım diye eğilip bükülen, yani utanmaz rezil pozisyonlara giren insanların biraz bu sanatçılarımıza bakarak, işte şu anda ekranda gördüğümüz karakterlere bakarak biraz ibret alması, biraz kendine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın her sıkıntılı dönem geçiyor. Yani bizim bile hayatımızın içinde neler yaşadık bugüne kadar. Darbeler görüyoruz, onu ya, görüyoruz, bunu görüyoruz. Ama hepsi geçiyor, gidiyor. Geriye sadece sanatçılar kalıyor. Bakın biraz önce bahsettiğimiz Rıfat Ilgaz, işte Hababam sınıfı örneği veriyoruz. Yani neler yaşandı değil mi? Evet. Neler yaşandı? Yani Rıfat Ilgaz'ı öldürene kadar bu devletin egemenleri elinden gelen her şeyi yaptı. Ama bugün hepsinin tarih huzurunda suratına tükürülüyor. Rıfat Ilgaz ise başta Hababam'ı olmak üzere dimdik anıt gibi ayakta durmaya devam ediyor. Bugün işte dedim ya, hakikaten hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan uyduruk televizyon dizilerinde 3-5 kuruş alacağım. İşte Cihangir'de bir köfteden kafede 3-5 kız bana bakacak falan diye iktidarın uydusu haline gelen, aslında bugün itibariyle artık iktidara bile yük olan, iktidara bile zarar veren bu yağcı yalaka tayfasının biraz bakıp ibret alması gerekir diye düşünüyorum. İyi ki hayatımızda Münir Özkul gibi sanatçılar varmış diye şükrediyorum. Evet, Sayın Özdil, gerçekten çok güzel şeyler söylediniz. Hem bugüne ışık tuttunuz geçmişten bu yana Münir Özkul ve Aydın Boysan üzerinden. Ben de içinde bulunduğumuz durumla ilişkili olarak ne siyaseten, ne sosyal yaşamda, ne sanat alanında
olanlardan hiç memnun değilim açıkçası. İşte bunlarla avunuyoruz, kendi aramızda bunları konuşarak avunuyoruz ne yazık ki. Keşke herkes dik durabilse, değil mi? Bu ellerinden kayıp gidenlere karşı keşke herkes dik durabilse, doğruları söyleyebilse. Belki o zaman daha güzel olacak her şey. Tabii Lale, mesela şimdi Münir Özkul açısından bakarsak herkes şimdi bugün ve yarın muhtemelen bizim yalaka medyamız işte Münir Özkul'un sanatçı kişiliğine, tiyatro geçmişine falan vurgu yapacak. İyi de kardeşim, bu tiyatroları kim kapatıyor o zaman ya? Kim kapatıyor değil mi? Yani Münir Özkul'u Münir Özkul yapan tiyatroları bile kapatacaksın. Yani adeta tiyatroya, baleye, klasik müziğe, operaya savaş açacaksın. Yani bizi ayakta tutan, bizi hayatta tutan bu sanatçıların bütün emeğini yok sayacaksın. Ondan sonra döneceksin sanatçı kişiliğe, vurgu yapacaksın. Yani bu bunlardan artık hakikaten insan bakıyor. Evet. Yani utanıyor diye. Gerçekten öyle. Gerçekten. Evet. Yani eğer gerçekten biz Münir Özkul'a saygı duyuyorsak tiyatroya da saygı duymamız gerekirdi. İşte İsmail Dönbilli'ye saygı duymamız gerekirdi. Onların emanetlerine saygı duymam gerekirdi. Yani biraz önce de söylüyorum ya, işte Münir Özkul Amerika'da olsaydı 4 tane Oscar olurdu. Yani bugün nereden baksan kesinlikle dolar milyarderi bir sanatçı olurdu. Ama bizim sanatçılarımız gerçekten halkın omuzladığı sanatçılar. Türkiye'deki işte o özellikle sağ iktidarların bu saçma sapan politikaları ve sanat düşmanı kişilikleri yüzünden neredeyse geçim sıkıntısı yaşayan, hayatının son demlerinde işte maddi açıdan muhtaç duruma düşen insanlar haline geliyorlar. Dolayısıyla biz gerçekten Münir Özkul'ları seviyorsak, İşte onların vefatı veya anma günlerinde gidip medyaya 3-5 tane poz verip böyle ağlıyormuş gibi falan yapacağımıza bu anlamda biraz daha mücadele etmemiz lazım. Çünkü ben artık bir yurttaş olarak devleşmiş, efsaneleşmiş sanatçılarımızın kredi kartları borçlarıyla veya kira evlerinde vefat etmelerinden hakikaten utanıyorum. Dolayısıyla biz eğer bu tür insanlarımızı yüceltmek istiyorsak mesela çok basit bir şey yapabiliriz yurttaş olarak. Her zamankinden biraz daha fazla tiyatroya gidebiliriz. Özellikle devlet destekli değil, özel çabalarıyla, özel ayakta durmaya çalışan özel tiyatroları yüreklendirmek, teşvik etmek için normalden daha fazla buralara gitmeliyiz. Aydın Boysan'ı anmak için ben mesela bu gece öyle yapacağım. Biraz kadeh patlatmayız. Tabii bu işin şakası ama evet. Yani insanlara, insanlarımıza, bize güzellik veren insanlara gerçekten yaşarken de sahip çıkmamız lazım. Onların anısını yüceltirken de onların döneminde yaptığımız hataları mutlaka tamir etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özdil. Tüm anlattıklarınızla, yorumlarınızla sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun.